Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz oynayacağız. Belirli birkaç tane sorumuz var. O soruları birbirimize soracağız. Gül benim için olan cevabını yazacak. Ben onun için olan cevabını yazacağım. Kaldıracağız, doğru yanlış diyeceğiz. Bakalım hangimiz daha iyi tanıyor. Tanıyor. Hangimiz daha iyi tanıyor? Hadi başlayalım. Sen bana. Nasıl saydın? Ben de kuruyorum. Hadi başlayalım. Hemen öyle. Hadi başlayalım. Tamam, başlayalım. Hangi sorudan başlayayım? İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Hepsini sormayacak mısın? Soracağım. Başlıyorum. En sevdiğim... Özür dilerim. En sevdiğim renk. Ben seninkini yazıyorum, evet. Ay niye göstermiyorsam sanki. Çok çerezdi gene. Doğru mu? Yok. Yanlış. Yalan söyle. Yanlış ne? Nasıl ya? Mor değil mi? Ben sana ne zaman sevdiğim renk mor dedim. Biz bunu konuşmuyorduk. Şaka şaka. Vallahi bak kalbime iniyordu ha. Vallahi kalbime iniyordu. Sıcakladım bir anda. Niye ki altlarım sevdiğim renk? Kaybedeceksin. Hayır kaybedeceksin diye değil. Konuştuğumuz ve net %100 emin olduğum bir şey yani. Bu anladın mı? O yüzden soruları yazdım zaten değil mi? Bazı sorular olur. En çok korktuğum şey, korktuğumuz şey nedir? Ben seninkini bilmiyorum. Şu an sallayacağım. Ben seninkini biliyorum. Umarım öyledir. Çünkü bunun yüzünden beni çok kırmıştım. Yaz. Neydi soru? En çok korktuğun şey nedir? Nedir? Ya senin bunu bilmen lazım ya. Ne yazdın? Ya zaten bakacağım. Emin değilim, değiştirebilirim. O zaman hemen değil. Tamam hadi 1, 2, 3. Ne o? Yükseklik. Doğru mu? Hayır. Değil değil mi? Salladım çünkü sevdiklerimi kaybettik ya. Ya ben böyle bir korkan, bunda herkes korkar bundan zaten. Ne bileyim, benim aklıma bu geldi, bunu yazdım. Neydi peki? Örümcek, böcek. Aaa! Topluyorsun her defasında. Ne bileyim, ben daha çok yükseklikten korkuyorum, doğru ama en büyük korkum o değil. Ne? Mezar korkum var benim, ölüm korkum var. Söyledin mi? Hayır. Emin değilim ama daha büyük korkum sonuç bana olarak. Bana gösterdin. En büyük korkun yükseklik sonuçta. Evet, yükseklik. Yükseklikten de korkuyorum ama... Biraz tam mezar da değil aslında. Böyle kapalı alan. Ne deniyordu ona? Kapalı alan ve dar alan. Klostrofobi miydi? Olabilir. O yani o yüzden mezar ve ölüm korkusu var yani. Evet. Kaç olduk? İlkleri bildik. Bir biriz. İkimiz de puan alamadık. Çerezlik bir soru daha. Hemen 2-2 olalım mı? Hadi. Asıl mesleğimiz nedir? Tamam. Asıl mesleğimiz. Niye saklıyorum ben? Ne bileyim ben. Bakayım. Doğru. Doğru yazdım değil mi? Yazdım. Doğru yazdım. Evet. Evet yani doğru. İnşallah diyelim. Amin. İnşallah. Olacak bir gün. İlk kullandığımız telefon markası. Bak bu mu? Hayır. O zaman hepsini yazmasan kabul etmem. Hayır. Evet, sen evet. Benimkini biliyor musun ki? Ne bileyim, belki tutar. Bana ne yaz? Dün söylediğimi yazacağım. Kızaklı mı yaz? Yok, tam markasını yazmasan kabul ya? Etmeyeceğim. Bana ne ya? Kızaklı. Hayır. Hayır ya. Hayır, olmaz. Hadi bir. Bilmiyorum markasını. Bilmek zorunda da değilim. Doğru mu? Hayır. Yanlış bir şey. Ben iyi. Bu da yanlış ama. Hayır.
Hayır ya. Yanlış. Ama sen... Samsung K250 idi bir kere. E tamam, ne yapabilirim? Kızın telefonu işte. Arkadaşlar doğru söyledim. Siz de biliyorsunuz. Tamam hadi, doğru olsun. Doğru, tamam. Hadi. Bu arada tamam. Ben Discovery kullanmıştım. İlk telefonum Discovery'ydi. Birbirimize aldığımız ilk hediye nedir? Bir düşün lan peki. Ben bilmem. Şu an sen 1-0 önde misin? 1-0 değil, 2-1'iz. Ben de diyorum ne çizeceğim. 1-2-3. Çizmedim ki. Doğru mu? Yazdım. Evet. Doğru. Doğru. Benimki de doğru. Evet. Şu an ben bir puan geride olduğum bana için... Bana büyük kolye aldı hiç mümkün olduğu için. Yaratıcı. Tabii çok yaratıcı. En sevmediğim yemek. İşte ben bunu bilmiyorum ama sen benimkini biliyorsun. Evet, bir puan öne geçmek için yaptım zaten. En sevmediğim yemek ne olabilir ya? O 1-2-3 çevireyim mi? Hayır. Tamam. Bir de çorbası yapılan bir şey arkadaşlar, biliyor musunuz? Çorbası yapılan ne olabilir ya? Senin kendi cevabını gör. Bir şey olmaz. Bugünün cevabı arkadaşlar. Vallahi şu an bu geldi aklıma. Neden bilmiyorum. Şunu bilemiyor. Bu da benim cevabım. Çevir bakayım. Ha, oldu. Ya Allah Allah, değiştirmeyeceğim. Yazdım zaten. Ha. Çevir. Yanlıştım. Benimki doğru değil mi? Evet. Şu an eşitlendik. Benimki bamyaydı. Dün dedim ki, şimdi bu konuda konuşuyoruz, sorular ya, yazıyoruz. Ya hatta sülük falan konuşmuştuk, vıcık vıcık diye. Ben dedim ki, benim en sevmediğim yemeği dedim, sana söyleyince dedim, sen aynen şöyle yapacaksın. Evet, bak aynı tepkiyi verdi. Çünkü... Hatta haklı bir şey demiyorum. Hadi devam edelim. İlk evcil hayvanımız. Bana bahsetmediği şeyleri sormuş hep. Sallayacağım yine. Kesin yanlış. Evet, bundan bahsetmedim. Ama ben ona bahsettim. Ya evde evcil, evde beslediğimiz hayvan. Mızıkçılık yapıyor. 1, 2, 3. Doğru köpek mu? Köpek mi? Benimki doğru mu? Doğru. Benimki de buydu. Kaplumbağa. Yolda mı buldun kaplumbağayı? Evet. Git sor içeride, annemle babam var. Kapının önünde tam böyle. Bizim evimiz porsuk. Şu an çok haksızlık yapıyor değil mi? Hayır, yapmıyor. Evet, yapıyor. Porsuk nehrine yakın olduğu için orada çok öyle ördek falan, kaplumbağa vardı. Bir gün eve girerken çalılıklarının tam ucunda böyle. Ölmemiş o hayvan. Yok, ölmemiş. Evet. Çalılıkların dibinde bir baktım, ufacık kaplumbağa aldık böyle. Su kaplumbağasıydı. İşte koyduk, besledik. Sonra büyümeye başlayınca geri suyun kenarına saldık. Zor sorular başlıyor. Hazır mısın? Okulda en sevmediğim ders. Okuldaki en sevmediğimiz ders. En sevmediğim. Daha kendin bilmiyorsun değil mi? ama ya. Nereden bileceğim hangisi? Sen herhangi birine hayır dersin, birini seçip 4-5 tane yazıyorsun. Hadi canım, aklımda bir tane oturtacağım. Tam şu an hadi bak, aklımda kaç tane var biliyor musun? 4 tane var. 4'ünden birini yaz, kabul diyeceğim. Süt, tamam. Yani 4 tane sevmediğim ders var. 4'ünden birini yazarsan okey diyeceğim. Yani şansın şu an çok yüksek. Tamam. Senin en sevmediğin ders ne? 1, 2, 3. Doğru mu benimki? Ya ben aslında İngilizceyi sevmem. İngilizce mi? Evet. Cidden mi? Ben bu arada matematik değil benimki. Tarih, fizik, kimya, biyoloji. Resmen benim üstüme oynamış. Kaç kaç oldu? Sanırım ben öndeyim şu an. Hayır ya, eşitiz şu an. Hayır, biz sayı öndeyim. Daha demin eşitlendik zaten. Tamam, daha demin eşitlendik. Sen de bilemedin bunu. Niye İngilizce diye? Sen tarih yazdın. Kaplumbağada eşitlendik. Evet, pardon, doğru, haklısın. Sıkıcı ya, görüyor musunuz? Çirkin. Sıkıcı için her şeyi yapıyor. Bu zamana kadar izlediğimiz yabancı diziler arasında en sevdiğin hangisi? Dizi diyorsun değil mi? Dizi, film dizi. Değil.
Ben biliyorum ki. İnşallah böyle yazılıyordur. Birlikte izlediğimiz değil mi? Yani birlikte şey... Bu zamana kadar. Bu zamana kadar. Sallayacağım. Tamam mı? Bir. Değil bence de. İki, üç. Ben bildim değil mi? Evet sen bildin. Ben bildim değil mi? Benimki Loki değildi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar karmaşık kaldığın için iki şeyi yazsan kabul edecektim. Aslında aklımdaki cevap Doctor Who'ydu. La Casa de Papel yazsan da kabul edecektim. Ama ikisini de yazmadım. Evet, hızlıca son sorulara doğru yaklaşıyoruz. İlk işim neydi? Ama ben bunu nasıl anlatacağım ya? Böyle yazsam olur mu? Vallahi arkadaşlar, sanırım ben daha çok tanıyorum. Bu değil mi? Yani böyle yazsam olur mu? Yani. Bence bu. Tamam, çeviriyoruz mu? 1, 2, 3. Doğru mu? Evet. Senin yanlış. Nerede çalıştın? 5. sınıfın yazında inşaatta çivi topladım. Hani bir de şahitlere bana ver. Bahsetmediği her şeyi sormuş, bakın haksızlık bu. 2 sorumuz kaldı. Evet ama... Ben bir... Sen bunu bilmiyorsun. Ama ben bunu biliyorum. Evet. Ben köpek mi yoksa kedi insanı mıyım? Yani eğer bu değil dersen... Şimdi içeriden tutup getiririm yani. Çeviriyor muyuz? Evet. 1, 2, 3 kedi yazdın değil mi? Ben köpek insanıyım. İçeride o zaman kedi niye var. Kedi besliyorsun? evde onu besleyebiliriz hayır çünkü. Hayır ya. Hayır ben kabul etmiyorum. Ama köpek insanıyım. Bu nasıl bir çelişki ya? Hadi şu konuya da yalandı. Hayal kurarken hep ne diyorum? Bahçeli evimiz olursa köpek dün alırız bahçeye dedim, diyorum. Dün ne dedin? İki tane golden kedi, oluruz. İki tane kedi dedim. Hatta dedim marka model bile verdim. İki, dedim tane, ki, iki tane golden, iki tane de kedi alırız eve dedim. Sonra dedim kediye gerek yok. Çünkü dedim Snape mi? Var. Hayır böyle bir cümle kurmadım. Snape var diye çünkü bir cümle Snape kurmadım. Çünkü Snape var ama. O yüzden. Annemin kedisi o. Benim kedim değil ki. Biz evlenin diyor. Annem de kalacak. İşine gelince kardeşim diyorsun. Ama kardeşim. Gelmeyince. Ya resmen tamam. Hadi doğru. Tamam müzik. Hadi. Yok istemiyorum. Hadi. Doğru kedin olmasın. Insan. Ana rol modelin kim? Genelde kime örnek alırım? Ya bu da yanlışsa artık. İki şık yazabilir miyim? Hayır yazamazsın. Neden? Neden? Zaten öndesin. İki şık yazabilir miyim diyorsun hala. Allah Allah. Tamam. 1, 2, 3. Benimki doğru. Dayım. Evet. Kimde? Sence kim örnek alıyor olabilir? Aslında ya. Bilmiyorum. Babam izlersin. Sarılmasın. Bir şey demiyorum. Teşekkürler. Abin miydi peki? Aynı abla ya. Aynı abla mı? Yani. Evet o da mantıklı daha bir cevap. Daha çok şey paylaştığımız için olabilir bence. Videoyu böyle kapatıyormuşum. Köyümüze taşınıyoruz. Evet her zamanki gibi yine yendiğim bir video oldu. Çok acı kokuyor. İsot yedirmiyoruz. Hadi. İsot değil değil mi? Değil. Acısı yok zaten çok be. İşte de şu yani. Ben içeyim istersen seni. İçiyor. Neyse işte ben kaybettim. Her zaman. Şükürler olsun. Şaka yaptım sadece. Kimi kaybedip kimin kaybetmediğini görebilmek için eski videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumda atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.